kadro bekleyen binlerce memurun heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi beklenen düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde meclis ilk mesaisini tamamladı. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 458 bin kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor. Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınacak. Kadroya geçenler görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Tayin hakkı bir yıl sonra verilecek. Belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek. Vekil ebe ve hemşireler, vekil imam hatiple müezzin kayımlarda da kapsam dahilinde. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlarsa 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak. Düzenlemenin bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.